çalışanların uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri haklar zaman içinde ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Uzun yıllardır kıdem tazminatının fona devri için hükümet çalışmalar yapmaktaydı. Bireysel emeklilik, özel sigorta sistemleri gibi formüller ürettiler. Hükümet her fırsatta kazanılmış hakları yok etmek için girişimlerde bulunmuştur. Özellikle doğal afetler, deprem, pandemi gibi veya işsizliği azaltmak, ekonomiyi düzeltmek bahanesiyle işçi haklarını kaldırmaya çalışmaktadır. Hükümetin son günlerde kıdem tazminatlarına ilişkin girişimlerine işçi sendikaları karşı çıkarak tepkilerini ortaya koydular. Sonuç olarak meclise sunulan torba yasadan ilgili maddeler çıkartıldı. Uzun adı İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi olan, kısa adı torba yasa. Torba kanun teklifinin gerekçesinde teklifin COVID-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirleri düzenlenmek olduğu belirtiliyordu. İşin aslı ise sermayeye inanılmaz kıyaklar yapılırken 25 yaş altı gençleri ve 50 yaş üstü çalışanları köleleştirmek. Yani bu iki gruba mensup insanlar SGK'ları yapılmadan çalıştırılacaklar. Hiçbir sosyal güvenceleri olmayacak ve emeklilikleri hayal olacak eğer bu yasa çıkarsa. İşçi için ciddi hak kayıpları, işverenlerin payına ise daha çok teşvik, daha çok destek düşüyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanları, başta kıdem tazminatı olmak üzere temel haklardan mahrum ederek çalıştırmanın yolunu açan düzenleme, torba yasadaki en tehlikeli madde olarak öne çıkıyordu. Konuğumuz Avukat Necdet Okcan. DİSK Hukuk Dairesi Müdürü kendisi. Gündemde olan kıdem tazminatlarıyla ilgili işçilerin hukuksal anlamda neler kaybedip neler kazandıklarını, eğer varsa bir kazançları, bu konu üzerine kendisinden görüş alacağız. Evet Necdet Bey, işçiler uzun yıllar mücadeleler sonucunda elde ettikleri hakları yıllar sonra çeşitli bahanelerle kaybetme noktalarına geliyorlar. Bunlardan biri de sizin biraz sonra açıklayacağınız kıdem tazminatları. Hukuksal açıdan işçiler ne kaybediyor eğer bu yasalaşırsa, ya da neler kazanıyor varsa bir kazançları? Çünkü iktidar bireysel emeklilik vesaire gibi bir takım güzellemelerle aslında işçilerin bir şey kaybetmediğini, kazandıklarını bir yandan söylüyor. Uzun yıllardır gündemde ama özellikle koronavirüs tedbirleri tırnak içinde bağlamında iyileştirmeler yapmaya yönelik bir torba yasa çıkartmaya çalıştılar. Bu torba yasa içerisinde de bu mevzuyu, kıdem tazminatlarının, yani 25 yaş altı ve 50 yaş üstü sosyal hakların kaybedilmesine yönelik bir takım gayretleri oldu. Biliyoruz ki DİSK geçen gün 10 Kasım'da Beşiktaş'ta bu konuda bir basın açıklaması yaptı. Ondan önce de mücadeleye yönelik etkinlikler içerisindeydi. Ve sonunda torba yasadan bu maddeler çıkarılarak şimdilik sönümlendirildi gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Merhaba öncelikle. Tabii gündemde olan güncel bir konu için yani bir şeyler aktarabilmek, özellikle halkı, işçileri bilgilendirmek benim için memnuniyet verici bir iş, olay. Şimdi nedir? Yani kıdem tazminatı bir kere hak olarak işçilerin çok önemsediği bir hak. 1936
yılından bu yana mücadelelerle geliştirdikleri bir hak. 12 Eylül döneminde çok ciddi bir takım budamalara uğradı. İşte tavan getirildi 12 Eylül Cuntası tarafından. O dönemde çıkarılan yasalarda yapılan değişikliklerle. İşçiler çünkü bunu toplu sözleşmelerle bu hakları çok genişletmişlerdi. İşte normal yasada 30 günlük tutarında ücret, yani bir yıl çalışan işçiye 30 günlük tutarında bir kıdem tazminatı hakkı öngörüyordu yasa. Fakat işçiler bunu toplu sözleşmelerle bu 30 günü işte 45 güne, 60 güne, 70 güne çıkarılan iş yerleri vardı mücadelelerle, grevlerle. Daha sonra gelen işte junta, 12 Eylül Cuntası'nın yaptığı yasal değişikliklerle ona bir tavan getirildi. O tavanda işte en yüksek devlet memuru maaşını geçemeyecekler. Şu anda 7200 lira civarında bir tavan var. Şimdi bütün iktidarlar, özellikle işverenler buna hep yıllar boyunca karşı çıkmışlardır. Onu kendi üzerinde bir yük görüyorlar. İşçiye bir avantaj. Oysa kıdem tazminatı dünyanın her tarafında işçilerin iş güvencesi, yıpranma payları, yıllarca üretim yapıyorlar, katma değer yaratıyorlar, ülkeye zenginlikler yaratıyorlar. Sonuçta bu katma değerden, bu zenginliklerden ve yılların verdiği bir bedenlerinde yıpranmanın da karşılığı olarak bunu belirli bir sonuç. Emekliliklerini de alıyorlar, işte haksız bir şekilde işten atıldıklarında alıyorlar. Evlendiklerinde alıyorlar, askere gittiği zaman alıyorlar. Yani birçok... Bir güvence. Tabii bir güvence. Aynı zamanda şöyle de bir iş güvencesi söylenebilir. Şimdi işveren biliyor ki işçileri işten çıkartacağı zaman buna bir tazminat ödemek zorunda olacak. Ya işte gönüllü verecek ve gönüllü vermezse de işçi yargıya gidip mahkemeye gittiği zaman belirli bir süre sonra mahkeme kararıyla bu hakkını alacak. Dolayısıyla... böyle işverenin iki dudağının arasında, yani ben seni attım, şimdi öyle bir yük, ekonomik yük olmasa üstünde, şimdi onu frenliyor. 10 tane işçi atacak işten. Diyor ki ya şimdi buna 20'şer bin liradan 10 kişiye diyor 200 bin lira. Ben bu 200 bin lirayı nereden bulacağım? Zaten ekonomik sıkıntı var filan. Bir güvence işte. Tabii yani. Güvence, iş güvencesi. Şimdi biliyorsunuz 2002 yılında bir Türkiye'ye bir iş güvencesi hükümleri geldi. 158 sayılı ILO Sözleşmesi kapsamında. Sonra işverenler daha çok bağırmaya başladılar. Dediler ki ya iş güvencesi geldi. Dediler. Oysa getirilen iş güvencesi işte 30 ve daha fazla işçi çalışan iş yerlerini kapsıyor. 6 aydan fazla çalışan işçileri, en az 6 ay kıdemi olan işçileri kapsıyor. Ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçileri kapsıyor. Şimdi bunlara baktığın zaman çalışanların içinde aşağı yukarı işletmelerin %95'inde çalışan işçiler iş güvencesinden mahrumlar. Yani bu koşulları sağlamıyorlar. İşçi sayısı bakımından da işçilerin %45'i iş güvencesinden mahrumlar. Dolayısıyla hala iş güvencesi, Türkiye'de gerçek bir iş güvencesinin olduğundan bahsedilemez. Şimdi bunun sermayeye ama buna rağmen ısrarlı bir şekilde kıdem tazminatı kaldırılsın, oranı düşürülsün diyor. Buna IMF de katılıyor, uluslararası sermaye de katılıyor. IMF'nin yıllar boyu yayınladığı, Türkiye için yayınladığı raporların tamamında bu kaldırılması işte fonla devredilmesi gibi bir takım talepler var. AKP iktidarı 2002 yılında iktidara geldi. 2002 yılından bu tarafa bütün hükümet programlarında, ulusal istihdam strateji belgelerinde, ekonomik programlarda hep tamamında kıdem tazminatının kaldırılması, fona devredilmesi, düşürülmesi gibi bir takım hedefler var. Şimdi bunu tabii çok gündeme geldi, 18 yıldır gündeme geldi. Evet. Her gelişinde başta DİSK olmak üzere işçi konfederasyonları bu bizim kırmızı çizgimizdir, genel grev sebebimizdir diyorlar ve İşçiler de bir hassasiyet gösteriyor. İşte bu geçtiğimiz günlerde meclise sevk edilen torba yasada doğrudan kıdem tazminatını kaldırıyoruz diye bir hüküm yoktu. Ancak getirilen düzenleme işçileri kıdem tazminatı hak edemeyecek bir sözleşme düzenine geçiriyorlardı. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışma. Oysa bizim şu andaki yasamızda belirli bir süreli bir sözleşmede çalışabilmek için işin belirli süreli olması lazım. Yani nedir? İşte bir baraj inşaatı, yol inşaatı, bir hastane inşaatı. Kısa dönemli işler. Kısa dönemli ve süreli bir iş olması lazım.
Bunun dışında normal bir fabrika işçisiniz, siz devamlı üretimi sürekli olduğu yerde belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştıramazsınız. 11. madde, iş kanunu 11. maddesi bunu yasaklıyor. Ve yapılabildiği hallerde de bunu iki kezden fazla yapamıyorsunuz. Ondan sonra belirsiz süreli sözleşmeye dönüşüyor. İktidar, AKP iktidarı dedi ki ben dedi bu yeni düzenlemeyle, geri çekilen düzenlemede 25 yaş altına ve 50 yaş üstün dedi. Bunu dedi yapmak istiyorum. Yani belirli süreli sözleşmeyle çalıştıracağım işçileri. Ve bunu birden fazla dedi yapılmasına da bir engel getirmiyorum dedi. Ve bu şu anlama geliyordu. Bu işçilerin tamamı, yani önemli büyük kısmı işçilerin, kıdem tazminatlarından mahrum kalacaklardı. İşçiler bunu duyunca biliyorsunuz siz de çok ciddi yaygın işçi eylemleri oldu. Evet. Dolayısıyla toplumda oluşan tepki, 3 konfederasyon ortak açıklama yaptı. DİSK, Türk İş, HAK İş başkanları açıklama yaptılar. Fabrikalardan, iş yerlerden fabrikalarda tabii eylemler oldu. Biliyorsunuz meclis kapısından içeri DİSK Genel Başkanı Arif Çerkezoğlu ve DİSK heyetini sokmak istemediler. Arbede oldu. Ters kelepçi yatırdılar. Bazı sendika yöneticileri ters kelepçi yaptılar. Bunlar çok infial yarattı tabii iş yerlerinde. Dolayısıyla bu tepkiler zaten ciddi bir oy kaybeden bu ekonomik politikalar yüzünden AKP iktidarı bu işçilerin tamamını karşısına almayı göze alamadı ve bu paketten bu maddeleri geçirdi. Şimdi burada şu var. Gerçekten bugün işçiler borçlu. Gerçekten insanlar yoksulluk, açlık sınırının altında yaşam sürüyorlar. Çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Bu düşük ücretlerle çalışmalara rağmen bir de diyor ki ya ben diyor yarın öbür gün bir kıdem tazminatım işte birikiyor orada. İşten çıkarsam bir borcum alırım ya uzun süreli emeklilikte bir kıdem tazminatımı alırsam belki kafamı sokacak bir evim olur. Çocuğumu evlendiririm gibi bir takım bunların üzerine bir takım planları var. Planları var işçilerin. Bu gerçekten işçiler için bu bir şey gibi böyle kara gün akçesi. Torba yasa teklifinin meclise gelmesi gündeme geldiğinden itibaren sendikalar tepkilerini gösterdiler. Bu sendikalardan biri de DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı İstanbul Konut İşçileri Sendikası'ydı. Şimdi İstanbul Konut İşçileri Sendikası Başkanı Nebil Irmak Çetin'le görüşüyoruz. Nebil Irmak Çetin, DİSK Genel İş Konut İşçileri Sendikası Başkanı. Bu süreçte nasıl mücadele ettiklerini ve kıdem tazminatlarının bundan sonraki geleceğiyle ilgili neler olabileceği konusunda görüşeceğiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mevzu ortada. Evet. Kıdem tazminatlarıyla ilgili bayağı bir mücadele verdi sendikacılar. Sizler de alanlarda basın açıklamalarıyla bu konuda tepkinizi gösterdiniz. Evet. Sonuç itibariyle torba yasadan bu maddeler çıkarıldı. Evet. Birazcık nefes aldık gibi. Biz de bu görüşmemizi bu arada yapıyoruz. Kıdem tazminatları işçilerin zararına olduğunu biliyoruz. Bunları işçilere anlatarak tepki göstermeleri gerektiğini de biliyoruz. Peki bundan sonra bu iş bitti mi? Yani torba yasadan bu maddeler şimdilik çıkarılınca bu iş bitti mi, bitmedi mi? Tabii ki bitmedi. Tehlike kesinlikle kendisini koruyor. Şimdi kıdem tazminatı bir işçinin gençken, sağlıklıyken başlamış olduğu iş yerinde hastalanınca, yaşlanınca karşılığında, bu yıpranmanın karşılığında ekmeği, aşı, alın teri, çocuğun geleceği için bir fondur. Bunu alırken gerçekten işte eskiden ev alabiliyordu. Ama şimdi diyor ki çocuğumun eğitimini yürütebileyim veya işte çeyizini yapabileyim. Bu yönlü gerçekten temel bir ihtiyaçtır, elzemdir, alın teridir, kutsaldır. Dokunulması da suçtur ve günahtır. Bunu kıdem tazminatını böyle tarif ettikten sonra zaten işverenlerin en büyük hayali kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya ilişkindir. 40 yıldır aba altından sopa gösteriliyor. Ve karşılığında da sendikaların, işte emekçilerin göstermiş olduğu tepki üzerine rafa kaldırıyor. Ancak özellikle AKP döneminde biz bunu şiddetle gördük. Habire işte her sene işte asgari ücret tartışmaları, belirlemek konusundaki tartışmaların yaşandığı zaman veya işte bütçe boşaldığı zaman,
işverenler, patronlar, müteahhitler sıkıştığı zaman hemen bir bakıyorsunuz. O kıdem fonunu ortaya koyabiliyorum. Tabii biz aslında fiilen patronların işini kolaylaştıran öyle yasal düzenlemeler yapıldı ki AKP döneminde. Örneğin iflas mevzuları söz konusu. Hı hı. Bakın bunu Soma'da da görebiliyoruz. Birçok iş yerinde bunu görebiliyoruz. İşte geçmişte Hey Tekstil'de bu vardı. İşçiler dava açtı. Davalarını kazandılar. Ancak tazminatını alamadı. Evet. Neden? İşveren iflas gösterdi. Bir yandan da yürüyüş yapıyorlar. Hala Ermenek ve Soma işçileri yürüyüşünü yapıyor. Niye? Çünkü işveren yok ortada. Yani o tazminatını ödeyecek işveren yok. Bir biçimiyle fiili olarak böyle bir iflas yasasıyla kıdemi bir tarafa daralttı. İkinci bir şey tazminat davalarının açılması konusunda. Hı hı. Yani bir işveren işçiyi çıkarıyor. İşçi gidiyor ki işte 50 bin lira tazminatına karşılık bir dava açacak. Ama devlet diyor ki ister kazan ister kazanma o açtığın dava karşılığında bana harcımı vereceksin. Yani tırnak içinde harç açmadım yani haraç. Evet, aynen bu şekilde ifade edelim. Şimdi bir işçinin 50 bin lira bir davasını, bir tazminatını alabilmesi için en az 5 bin liraya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu 5 bin lirayı ödeyemeyip, bir de aradan 5 sene geçtikten sonra zaman aşımına uğrayıp yine tazminat kaybına uğruyor. İkinci bir şey, mesela bu arabuluculuk sistemi. Evet. Şimdi arabuluculuk sistemi de gerçekten işçileri baskıyla, tırnak içinde daha yumuşak bir iknayla tazminatının gerçek değerinden vazgeçirmesidir. Evet. Yani işçinin 50 bin tazminat alacağı varsa arabulucu diyor ki ya diyor işte 3 sene dava sürecek. 2 sene de bunun yargıtayı var. 5 sene sen hani uğraşma. Al 1000 liraya git. Aynen öyle. Böylece zaten kıdem tazminatı kuşa çevrilmiş durumda. Yani hakikaten evet. İşçilerin bugün çalışan emekçilerin kıdem tazminatına ulaşması o kadar zor ki. Ama her şeye rağmen biz diyoruz ki bizim hakkımızdır. Ne pahasına olursa olsun bir biçimiyle ona erişmek için, ona ulaşmak için, onu almak için bir mücadele biçimimiz, yöntemimiz vardır diyoruz. Ne yazık ki yani son zamanlarda ekonomik krizin faturasını yine emekçilere ödettirmek adına. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu torba yasaya konma nedenlerinden biri koronavirüs ya da COVID-19 önlemleri, istihdamı koruma, işsizliği önleme gibi bahanelerle bu maddeler kondu. Bu maddeler tabii kıdem tazminatının komple kaldırılmasına değilse de iyice kuşa çevirme maddeleri olarak daha sonra belki kalıcı hale getirilecekti falan. Bu hastalık döneminin, pandemi döneminin buna alet edilmesini ki biz bunu günlük hayatta da görüyoruz. Yani işçilere mesafe, maske bilmem ne deniyor ama işçilerin yaşadığı koşullar ortada. Yani uygulanma şeyi yok. Buradan da devam ederek konuyu sürdürsek, evet, tam, hastalık şeyini de bir eklesek. Tam da oraya gelecektim, torba yasası falan. Tabii ne yazık ki bu hükümetin imdadına sürekli şeyler yetişiyor. Yani ya doğal afetlerdir ya depremlerdir falan. Evet, COVID-19'da da yine gerçekten en ağır bedeli işçiler öldü. Yapılan bir araştırmaya ki bunlar çok sağlıklı kaynaklar olmamasına rağmen 400'e yakın emekçi COVID'den yaşamını yitirdi. Yani işte birçok insan evinde kendisini korumaya, izoleye alırken ama emekçiler toplu taşımaya bindiler, toplu çalıştılar, toplu yemek yediler. Hala da iyi. Hala da bu devam ediyor. Dolayısıyla burada da yani en ağır bedeli hem canıyla, hem emeğiyle, hem yoksullaşarak, hem işini kaybederek ödüyor. Biliyorsunuz bu COVID sürecinde bir de ücretsiz izne çıkarma vardı. Kısa çalışma süreleri vardı. 25-6 oraya geleceğim. Bir üstü. Yani oraya geleceğim. Şu anda 4 milyon insan evinde yani ücretsiz izin. Bunu sigortası işsiz olarak da göstermiyor. Yani işsizlik sayısını düşürmek adına şu anda 4 milyon insan ücretsiz izinde. Para almıyor, sigortası da ödenmiyor. İşte büyük mağduriyet burada. Yani COVID'in faturasının emekçilere çıktığı boyutlarını söylemeye çalışıyorum. En son tabii bütçe boşaldı. Yani bir yerden bunun finanse
edilmesi gerekiyordu. En kolayı yani hani şeyde emekçilerdi. Emekçi bugün dahi hazırda çalışan bir işçi maaşını almadan zaten gelir vergisini direkt devlete veriyor. Hı hı. Sigorta primini ödüyor, işsizlik sigortasını ödüyor. Her şeyi ödüyor. Her şeyini ödüyor. Şimdi buradaki işte 25 ile 50 yaş üstü çok kritiktir. Hı hı. Yani bugünkü mevcut yasada bir işçi 18 yaşını bitirmişse işe girdiğinde derhal sigortalı olur. Evet. Ama onu 15'e çıkarıyor. Niye 25'e çıkarıyor. Niye 25'e çıkarıyor? İşveren işte o süre içerisinde 8 yıl sigortasını ödemesin. Hı hı. Kıdemini ödemesin. Hı hı. Bir kere orada kıdemi kaybettiriyor. Dönüyor. İşte bir de 50 yaş üstünde. Şimdi siz 25 yaşında bir işe başladınız. Farz edin işte bir kadın arkadaşımız işe başladı. Bir doğum yaptı, bir ara verdi. İkinci bir doğum yaptı, yine bir ara verdi. 50 yaşından sonra da işe başladı ve sigorta emekli, yok. Sigorta yok, emekli olamaz. Olamayacak. O habire para ödemiş olacak. Habire para ödemiş olacak. Ve burada kritik bir şey daha var bu süre içerisinde. İşverene diyor ki, yani şimdiye kadar biz biliyoruz ki bir işverenin işte birkaç işçisi veya 1000 üstünde işçisi var. Şimdi burada da şey diyor, bir işçinin birkaç tane işvereni olacak. İşverenin biri 10 gün çalıştıracak, diğeri 10 gün çalıştıracak ve 10 gün içinde sigorta ödemiyor, ödemiyor ve sigortasız çalışacak o işçi ve süreli bir sözleşme yapılacak. Bu süreli sözleşme içerisinde de maaş da yok. Yani şimdi 10 gün çalışan bir işçinin tam zamanlı maaşı mümkün mü? Evet. Yok değil. Dolayısıyla maaş da alamayacak, sigortası da ödenmeyecek. İşçi cep harçlığına çalışmış olacak. Bu cep harçlığına da işte elektriğini, doğalgazını, suyunu, kirasını ödemeye çalışacak. Bugün dahi haberlere düştü. Şu anda 1 milyon 600 hanenin elektriği kesik. Evet. Her bir hanede iki kişi düşünün. 3 milyonun üstünde 4 nüfuslu bir haneyi düşünün. Bakın milyonlar şu anda ışıktan faydalanamıyor, karanlıkta. Konuyu bir de medya açısından ele alalım. Evrensel Gazetesi ekonomi köşe yazarı Bülent Falakoğlu ile kıdem tazminatları ve torba yasayla ilgili görüşlerini alıyoruz. Konuğumuz Bülent Falakoğlu. Evrensel Gazetesi ekonomi yazarı kendisi. Kıdem tazminatları konusunda da çokça yazıları oldu. Yeni değil tabii. Bu sorun ortaya çıktığından 2002 yılından bu yana dönem dönem bu problem yukarı doğru çıktıkça medyada da öne çıkmaya başlıyor bu sorunlar. Evrensel Gazetesi'nde özellikle köşe yazılarında çok yalın, basit bir şekilde işin aslını gösterecek şekilde yazıları yer alıyordu. Bir de kendisine yüz yüze soralım istedik. Merhaba. Merhaba. Şimdi biliyorsun 2 gün önce DİSK bütün Türkiye genelinde sokağa çıkma eylemleri yaptı. Bunun gerekçesi de kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılmasına yönelik adım olarak torba yasayla yasalaşma şeyine karşı bir tepki gösterdi. Aynı zamanda fabrikalardan da işçiler bu konuda tepki gösterdiler. Maalesef ülkemiz demokratik bir ülke ama medyamız ne kadar demokratik orasını tartışabiliriz. Medyada bunlar yer almadı. Yalnızca tek taraflı olarak güzellemeler şeklinde sanki işçilerin çok daha mutlu ve huzurlu bir şey olacağını hem de vatana millete yararlı efendim koronavirüslü günlerde istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak gibi bir takım güzellemelerle bunlar bir takım medya tarafından duyurulurken işte evrensel bir gün cumhuriyet gibi muhalefete kalmış yeni yaşam gibi gazetelerde de televizyon kanallarında da bu işin can alıcı noktalarına vurulmaya çalışıldı, gösterilmeye çalışıldı. Ama ne kadar gösterilebildi o tabii tartışılır yine. Şimdi biz sizden konuyla ilgili özellikle kıdem tazminatlarının ortadan kaldırılması niye bu kadar önemli? Bir bunun altını çizelim. Ondan sonra ikinci sorumu sorayım. Şimdi gerçekten programın adı da işin aslı. Bize anlatılan
bir cephe var, bir cepheden bir anlatı var. O anlatı da şu, az önce bir kısmını sen anlattın, çok ulvi amaçlarla. Evet. İstihdam yaratmak, pandemi günlerinde işsize merhem olmak gibi çok ulvi amaçlarla anlatılıyor. Pandemi dışında da aslında yıllardır anlatılıyor dedin. Orada da çok böyle önem atfedilerek anlatılırdı. Şöyle denirdi. İşçilerin %80'inin kıdem hakkı yok. Hı hı. %80'i de faydalanabilecek. Bir gün bile çalışsan kıdem hakkın olacak. O kadar ulvi bir amaçla anlatılıyor ki. İşte düşünsenize %80'i yararlanamıyordu. Yararlanacak. Üstelik bir gün çalışsa bile yararlanacak. Tabii, artık bir yıl beklemesine gerek yok. Kıdem hakkı için bir yıl beklemeniz gerekiyordu. Buna da gerek yok diye propaganda ediliyor. Buna itiraz edilir mi? Edilir mi? Ama insan aklına işin aslı ne sorusunu sorduktan sonra şu geliyor. Allah Allah, hükümet patron el ele verdi. Üstelik uluslararası derecelendirme kuruluşları da Türkiye'ye akıl veren uluslararası finans kuruluşları da acaba işçi sınıfını dert mi etti? İşte orada bir soru insan aklına ister istemez düşüyor yani. Allah Allah, nasıl oluyor da hükümet de patron da işçi sınıfını bu kadar derdine düştü? O zaman işin aslı ne sorusu ister istemez önümüze düşüyor. İşin aslı aslında, bunu sendikacılar, hukukçular birçok açıdan değerlendirilir ama bir iktisatçıyla, bir ekonomi yazarıyla görüştüğünüzde de doğal olarak hem ekonomi ayağıyla hem işçi sınıfı ayağıyla değerlendirmek durumunda kalıyor. Ben de onu yapmaya çalışacağım. İşin aslı şu, bir tanesi bu 2002 yılından beri çok sık dile getiriyor. Acaba neden? Durmaksızın. Evet. Hemen hatırlayalım. 2002'de ne olmuştu? Büyük bir kriz yaşanmıştı ve ardından bu gündeme geldi. Her kriz döneminde tekrar tekrar ısıtılıyor. Evet. Acaba işçi sınıfı mı düşünülüyor? Acaba krizde birilerine fatura edecek yeni araçlardan biri mi kıdem? Bu soruyu bir soralım. Hep 2001'den sonra niye bu kadar yoğunlaştı sorusu. Pandemide yeniden bir benzer süreç yaşıyoruz. 2001'deki kadar derin bir ekonomik kriz, karşılığı yoksulluk olan, işsizlik olan, İntiharlarla kendini açığa çıkartacak kadar derin olan bir yoksullaşma ve işsizlik süreci yaşıyoruz. Yine bir kriz var, yine aynı şey gündemde. O zaman burada bir şey var. İşin aslına bakmamız gerekiyor. O bir tanesi şu. Aslında 2001'de de devletin kasası boşaldığında mutlaka kıdem fonu oluşturun diyenler şunu diyordu. Kasanız boş. Üstelik tasarrufunuz yok. Yani sizin milli gelirinize bakınca, bankalardaki şuradaki buradaki hesapları toplayınca sizin vaziyetiniz iç açıcı değil. Bütçeniz açık veriyor. Dışarıdan açık veriyorsunuz. Aldığınızla sattığınız arasında uçurum var. Size zor günler için kepçe atabileceğiniz bir kaynak lazım. Bunu da Türkiye'de ne yaparsanız yapın bir türlü oluşturamıyorsunuz. Yani faizle oluşturamıyorsunuz, banka mevduatlarıyla oluşturamıyorsunuz. Olmuyor. Size de havuz eksikliği var. O zaman size büyük bir havuz lazım. Gerektiğinde kepçe atacağınız. Bunu şöyle anlatabiliriz basitlikle. İşsizlik sigortası, yani işsizlik evet. fonu var. Bunu şöyle anlattılar. İşte işsiz kalınca işçilerin yararlanacağı bir fon diye anlattılar. Böyle ikna ettiler insanları. Ya emekliliği öteleyince, ya bu kadar geç yaşta emekli olamayız, işsiz kalırsak ne yapacağız? Dert etmeyin ya, burada bir fonunuz olacak diye ikna etmişlerdi. O fonun kullanılış biçimine bakarsak bazı şeyleri çok rahat görebiliriz. Orada bir depo var. O depodan mesela hükümet yeri geldi GAP projesine para aktardı. Yeri geldi, para bitince 10 milyarı bankalar üzerinden hazineye aktardı. Güya bankaların tahvilini satın aldı. Patronlara da düşük kredili... Devam ediyoruz. Bu bir gerektiğinde kendi kepçe attı. Gerektiğinde de patronlara daha çok kaynak aktardı. Şu an Türkiye'de resmi rakamlara göre bile işsizliğin 3,5-4 milyon civarında olduğu ama işsiz sayılmayanları eklediğinizde sendikaların 10 milyon diye işaret ettiği ağır bir işsizlikte işsizlerin daha çok kullanması gereken fonu kim kullanıyor diye bakarsanız gitgide makas şöyle oluyor. İşçiye bir, patrona üç. Nasıl oluyor bu? Al sana kısa çalışma ödeneği, al sana yanında çırak çalıştırdığın parası, al sana bilmem ne parası diye işçiye bir verilir, patrona iki verilir hale gelmiş. Hem patrona kaynak aktarılıyor hem de hükümet istediğinde kepçeleyebildiği kullanabiliyor. Dolaylı yoldan gidip hani kullanamaz ama öyle olmuyor. Kullanılıyor. O yüzden biz de maalesef bir ayağı çok net Türkiye tasarrufu olan bir ülke değil. Türkiye sürekli ithalatı ihracatı arasında açığı olan, bütçe açığı olan
bir ülke. O yüzden sürekli akıl ve ver sizin bir garantiniz olsun. Yani iş size gösterilir, işçiye fon diye anlatılır, iş size fon diye anlatılır ama ona uluslararası sermaye ve sermaye şöyle bakar. Bunu kur ve burada bir kaynağımız olsun. Bir ayağı bu. Bir şey söyleyeyim. Evet. Televizyon reklamlarına dikkatimi çekmişti. Bireysel emeklilik. Yani bu bireysel emeklilik gibi bir takım yeni şeyler de yani bu albeniyi artırmak için yani, herhalde. Bu arada da sen tamamlayıcı kendi cebinden evet. De emekli de olabilirsin. Emekliliğin mesela maaşının düşük olacağını düşünüyorsan kendi cebinden emekli. Tamam daha yüksek para kazanacaksın. Daha yüksek para kazanacaksın. Ne ikna edilen bir sistem sürekli genişletilerek ilerliyor. Sürekli bireye sorununu hallet üzerinden çözen ama kaynağını başkasının kullandığı bir model sürekli gelişiyor. Bu bir ayağı. Evet. Bu tamamen yukarıdakilerin bir yedek havuzumuz olsun duygusu. Ama ikinci bir ayağı daha var. Kriz dönemlerine denk gelmesi tesadüf değildir bu yüzden. İkinci ayağı da şu. İşçi sınıfını tırnak içerisinde terbiye etmenin yoludur. Onu ucuz çalışmaya, kuralsız çalışmaya, uzun süre çalışmaya, bugün git yarın gel esnek çalışmaya ikna edebilmen için güçsüz olması gerekir. Hı hı. İşçi sınıfı sendikalaştıkça, hakları, hukuki hakları çok oldukça onu sermayenin istediği gibi, patronların istediği gibi terbiye edemezsiniz. Bu yüzyılların kapitalizmin içerisinde edinilmiş bir deneyimdir. Ne yapmak lazım? O zaman bunu azaltmak lazım. Kıdem tazminatı da işte bunun içerisinde çok önemli direnç noktalarından bir tanesidir. Nasıl yani? Bunu sendikacıların ve hukukçuların anlatmış olabileceğini gözeterek en sade haliyle anlatıyorum. Hı hı. Örneğin bir işçi bir iş yerinde mobbinge uğradığı zaman artık haklı fesihini yapabilir, kıdem tazminatını alıp gidebilirdi. Şimdi işsiz kalma korkusuyla elinde kıdem gibi bir garanti yok. Yani para alıp gidemeyeceksin ve birdenbire işsiz kalacaksın. Evet. Fon var ya diye aldanmayalım. Fonda da şöyle. O fon işsizler için kurulmuyor. Kaynak için kurulduğu için kural koyuyor. 15 yıl dokunamazsın. Mesela bugün 7 sebepten kıdem tazminatı alabilirken, evlenirken, askere giderken ve ben haklı sebeple bir sürü sebeple alabilirken artık diyor ki ya 15 yıl doldurursan. Diyelim 12 yıl çalışmış. Haklı bir sebebi var. Kural konmuşsa evet orada onu 3 yıl daha bekleyecek galiba. Bekleyeceksin. Ama ikinci bir kural var. Ölürsen arkandakiler alabilir. Aynen İki tane kural. Ya öleceksin. O yüzden bu kaynak hani afaki söylemiyoruz. Orada bir yedek olarak durdurmaları sana dokundurtmuyor da zaten. Evet. O yüzden şöyle olmayacak. Sen haklı fesih yapmak istediğinde ya orada kıdem var giderim havuzdan alırım. Yok. Yok. Beklemek zorundasın. Orada birikmesini istiyor. Çünkü bir tasarruf olsun istiyor patronlar ve hükümet. O yüzden dokundurtmayacak. Siz mobbingi haklı fesih yapamayacaksınız. Bu sefer doğal olarak mobbinge bile katlanmak zorunda kalacaksınız. Ya da sendikalaşmak istiyorsunuz. Bir iş yerindeki yıllarca emek haberleri yapan biri olarak defalarca tanık oldum ki işçiler örgütlenirken şöyle de ya 500 kişiyiz hepimizin tazminatını verse patron fabrikayı kapatır onu göze alamaz. Sendikalaşalım arkadaşlar biz güçlüyüz falan der ve kıdem hakkından aldığı güçle o cesaretle örgütlenir. Çünkü gerçekten de patron 500 kişi atamaz. İçindeki 10 tane sivrilmişi atmaya çalışır falan. Onu da ya kaptırmazsa işçiler sendikalaşmayla biter o süreç. O yüzden sendikalaşma da bile önemli bir direnç noktasıdır. Başka? O zaman bu kıdem tazminatlarının fona devredilmesi gerçekleşirse bu sendikaların da çok çok güçsüzleşmesi anlamına gelir. Evet. İşçilerin güçsüzleşmesi peşi sıra aynı şekilde sendikaların da zayıflaması anlamına gelecek kesinlikle.